Kültür Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yaşanan elim kazada Türkiye'nin kültür alanında en saygın hocalarından birisini Ahmet Haluk Dursun Hoca'yı kaybettik. Haluk Hoca'nın Türkiye'ye ve Anadolu coğrafyasına dair ufuk açıcı fikirleri ve projeleri bulunuyordu. Biz de bugün miras bıraktığı 10 ders niteliği taşıyan paylaşımına hep birlikte bakacağız. Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun, eğitimde öğrencilerin gönüllü olmasından yanaydı. En güzel ders devam zorunluluğu olmayan, hatta sınavda yapılmayan derstir paylaşımıyla bunu desteklemişti. Ahmet Hoca gençler konusundaki hassasiyetini sosyal medya paylaşımlarında da belli etmeye çalışıyordu, gayret gösteriyordu. Bir paylaşımda şöyle diyor: "Birçok önemli kurum konferans teklif ediyor fakat ben az olan vaktimi sadece gençlere ayırmak için kullanıyorum. Amaç önce gençlerle dost olmak." Ahmet Hoca Suriyeli mültecilere verdiği değeri de bu sözlerle savunmuştu. Antep'in nesi meşhur denildiğinde cevap baklavası değildir. Antep'in Suriyeli muhacirlere ensar olan insanı meşhurdur. Dicle Üniversitesi konferansında konuşan Ahmet Hoca gençlere şu sözlerle seslendi: "İstanbul Boğazı'ndan çok Dicle kıyılarında dolaşıyorum. Merak etmeyin gençler, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız." Ahmet Haluk Hoca, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan gençler arasında din, dil ve ırk ayrımı gözetmiyordu. Bunu da şu cümleleriyle anlıyoruz: "Bizim işimiz bütün vatan sathındaki gençlerle. Vatan nedir, neresidir? Siz biliyorsunuz." Ahmet Hoca Müslüman coğrafyasıyla da yakından ilgiliydi. Üsküp'te kalacağım otel mutlaka Vardar ve Taşköprü manzaralı olmalıdır. Çünkü Vardar'da dereler hala tekbirlerle çalıyor. Ahmet Hoca gezmeyi çok severdi. Bu nedenle Gönlük ziyaret esnasında da yine dikkatini çeken bir şey oldu. Bu da ezanların hoparlörlerden okunmasıydı. Hoca, Gönlük gibi doğal bir çevrede ezanların çıplak sesle okunmasını savunuyordu. Haluk Hoca müthiş bir kültür birikiminin yanında peyzaja dahi önem veriyordu. Hollanda'nın laleleri bizden aldığını ve etrafımızdaki çevreyi daha çok çiçeklendirmemiz gerektiğini söyleyen bu paylaşımı yapmıştı. Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun, İlber Ortaylı'nın Kültür Bakanlığı'nda nasıl danışman olduğunu şöyle anlatmıştı: "Gayet basit aslında, Türkiye için deyince hemen razı oldu. Ahmet Hoca kendisine dahil olmak üzere jenerasyonuna bir öz eleştiride bulunarak, biz büyüklerin büyük bir hatası var. Kendimizi büyük görmekten küçükleri göremiyoruz. Halbuki hedef kitlemiz öğrenciler, muhatabımız gençler olmalı." demiştir.